arkadaşımızla ilgili pozitif vaka sayısı alıyoruz. Mücbir sebep dilekçeleri yazıyoruz. Bu arada mücbir sebebin Sosyal Güvenlik Kurumu'nda geçerli olmadığını da söylemiş olayım. Erhan Müdürüm'ün de görüşlerini alırız. Bu konuda mesleki gündem tam daha oturmadı. Sorular pek daha oluşmadı ama biraz daha açıkçası meslek camiasının bu konuda deneyimi ve tecrübesi bu konuda yeterince yeterli. Böyle o açıdan da meslektaşlarımızın pek soru sormadığını görüyorum. Buradan sorularını Facebook üzerinden ya da odamızın WhatsApp hattından ya da bana müdürüme direkt gönderebilirler. Erhan müdürümü tanıtmama gerek var mı bilmiyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürümüz. Çok genç bir bürokrat. 20 yıldır Bursa'da. Ben o kadar söyleyeyim. Bundan sonrası müdürüm de. Buyurun müdürüm. Söz sizde. Başkanım, herkese selamlarımı sunuyorum. Nasıl gidelim? Soru cevap üzerinden mi gidelim yoksa genel bir anlatım yapalım mı slaytla? Bence basit bir şeyle üzerinden bir geçerseniz, Türkçe de uygunsa eğer, üzerine sorular geldikçe araya gireriz beraber. Bununla ilgili sunum üzerinden anlatalım. Sorular geldiğinde de zaten büyük oranda sunumda bunu anlatmış olacağız. Burada hangi borçları kapsıyor yasa? Bundan başlayalım. Sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primi, iş kazası, meslek hastalığı, mağlulluk ve vazife mağlulluğu sonucunda doğan rücü alacakları. Bir önceki yapılandırmada bu yoktu. Yine 6.183 48. madde kapsamında yapılandırılan borçlar, yersiz ödemeler, Bağkur 4B primleri, isteğe bağlı primleri, idari para cezaları, ana parası ödenmiş, ferileri kalmış tutarlar, ek 5, ek 6, 2925 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılarla ilgili borçlar yine Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan takibi yapılan damga vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi bunlar bu kapsamda yapılandırılıyor. Söylediğiniz gibi yapılandırma konusunda gerek bizim gerekse meslek mensubu arkadaşların bir tecrübesi oluştu. Çok bir farklılık yok. Sadece burada rücular eklendi bu yapılandırmada. Bir de peşin ödemenin yanı sıra ikinci taksitte ödeme seçeneği de getirildi. Peşinde ödenirse %90 oranında yeniden hesaplanacak yurtiçi üretici fiyat endeksine göre hesaplanacak tutarın %90'ı siliniyor ama ikinci taksit sonuna kadar ödenirse %50'si silinmesi gibi bir durum söz konusu. Burada en çok sorulan soru gerek telefonla gerekse mesaj yoluyla bana ulaşanlar 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ayı ertelenen primlerinin yapılandırmaya dahil olup olmayacağını soruyorlar. Ertelenen primler yapılandırma kapsamında değil. Bunların ödenmesi gerekiyor. Kanun çünkü 8. ay sonu itibariyle ödeme süresi dolmuş borçlarla ilgili bir düzenleme yaptı. Ertelenen ayların ödeme süreleri 8. aydan daha sonraki bir tarihe denk geldiği için bunların yapılandırma kapsamına girmesi söz konusu değil. Burada bir gariplik yok mu müdürüm? Yani kusura bakmayın burada araya girdim ama çünkü orada mücbir sebep dolayısıyla o insanlar ödemeyi yapamıyor. O Ama yüzden kanunun metnine baktığınızda yani çok net. kanunun şu andaki haliyle girmemesi gerekiyor Doğru zaten. yani Kanunda şeyden bununla ilgili bir neden düzenleme yok. olmuş olsaydı giriyordu. Biz olan kanunu Aynen. yorum size ait. Biz sadece olanı anlatıyoruz. Buyurun. Burada yapılandırmanın ne avantajları var?
Biliyorsunuz gecikme bir primi ödemediğinizde ve idari para cezasını veya asgari işçilikle ilgili hesaplanan tutarı ödemediğinizde bunun hem bir gecikme cezası oluyor hem de gecikme zammı hesaplanıyor. Bunun tamamen kaldırılıyor. Yurt içi üretici fiyat endeksine göre yeniden bir hesaplama yapılıyor. Ve bu çok daha düşük tutarlara geliyor. Az sonra rakamlarla da bunu söyleyeceğiz. Hele peşin ödeme durumunda bunun %90'ı siliniyor. İkinci taksit sonuna kadar ödenirse de %50'si siliniyor. Yani %10 gibi bir yeniden hesaplanan gecikme zammıyla birlikte bunun tamamen kaldırılıyor oluyorsunuz. Bütün az önce saydığımız borç türlerinde bu oluyor. Örneğin 2008 yılında ana parası 1200 lira olan bir borç normalde 4780 lira ödenmesi gerekiyor yapılandırma olmasaydı. Bu parayı peşin olarak öderseniz 1281 lira ödersiniz. Şubat ayı sonunda. Şubat ayı sonu hafta sonuna denk geleceği için 1 Mart'ta 4780 liralık borcu peşin olarak ödemek istediğinizde 1281 TL'ye düşüyor. Üçüncü ay sonunda, dördüncü ay sonunda öderseniz ikinci taksit sonunda 1609 lira ödeyerek bu borcu kapatmış oluyorsunuz. Bu verdiğimiz slayt size gönderdim ben. Bunu arkadaşlarla da paylaşabilirsiniz. Burada örnekleri var. Büyük oranda bir indirim oluyor. Zaten yapılandırmaya gelen arkadaşlar, mali müşavir arkadaşlar bunu görüyordur kendilerinin gerek internet üzerinden yaptıkları başvurularda, gerekse müdürlüğümüze gelerek yaptıkları başvurularda borcun ne kadar aşağı seviyelere düştüğünü görüyorlar. Yine taksitli ödemek isterlerse işverenlerimiz 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri var. Yine önceki taksitlerdeki gibi. Taksitli ödemek istediklerinde yurt içi üretici fiyat endeksine göre hesaplanan yeni gecikme zammına belli katsayılar uygulanıyor. 6 taksitte 1.045, 9 taksitte 1.083, 1.105, 1.15 şeklinde uygulanacak katsayılar var ve bu katsayılarla çarpıldıktan sonra borç taksit sayısına bölünüyor. Taksitler yine ikişer aylık periyotlarla ödeniyor. Son çıkan yapılandırmaların tamamında olduğu gibi. Burada idari para cezaları konusu var. Bu kanun yasa ilk çıkarken yayınlanma tarihine kadar kesinleşmiş olması vardı idari para cezalarında. Daha sonra bu bir ek maddeyle biraz daha genişletildi ve 31.12.2020 tarihine kadar kesinleşmiş idari para cezaları kapsama giriyor. İdari para cezalarının %50'si siliniyor. Geriye kalan %50'ye yine yeniden hesaplanan bir gecikme zammı oluyor. Bunu ister taksit halinde ödüyorlar. Peşin olarak ödemek isterlerse %90'ı yeniden hesaplanan gecikme zammının siliniyor. Burada araya bir girebilir miyim? Buyurun. Olmasın da. Çok soru gelecektir bu konuda. Kesinleşme, bana da gelen notlarda kesinleşme çok soruluyor. Burada kesinleşmeden kasıt, şimdi siz tebligatı yaptınız diyelim ki 15 gün. 15 gün içinde de zaten itiraz etmedi. Başvurusunu da yaptı ve böylece dava hakkından feragat etmesi dediğimiz bir dilekçe aldı. Dava olanlar da şu anda davalarından vazgeçtiğinde kesinleşmiş oluyor zaten. Bununla ilgili taahhütname örneği var. İlgili genelge ekine de koymuşlar, evet. Koyuldu. Yani kesinleşmesinde tereddüt edecek bir şey yok. Burada en geç 15-12-2020 tarihine kadar tebliğ etmemiz gerekiyor. 15 günlük son başvuru tarihi 31-12-2020. 15 gün öncesine 16'sına kadar tebliğlerin yapılmış olması gerekiyor. Veya bu tarihten sonra da yapılırsa kişiler borç kabul ettiklerini beyan ederlerse zaten o borç kesinleşmiş olacak. Burada iki durum var. Bir 17-11-2020 tarihinden, yani yayınlanma tarihinden önce tebliğ edilen idari para cezaları var. Bir de bu tarihten 31-12-2020 tarihine kadar tebliğ edilecek idari para cezaları var. Kanunun resmi gazetede yayınlandığı tarih 17-11. Bu tarihe kadar idari para cezaları
tebliğ edilmişse ki Bursa'da bu yasa görüşülmeye başlandığında biz arkadaşlarla bütün idari para cezalarını gönderdik. Sağ olsun PTD baş müdürünün de katkılarıyla yani tek tük kalmışsa kalmıştır. Çoğunu tebliğ ettik. Herkes yararlansın diye. Bu ek maddenin ekleneceğini tahmin etmemiştik. Ama burada yine işverenlerimizin yararını olacak. Çünkü 17-11'den sonra tebliğ edilen idari para cezaları son ödeme tarihinden kişinin yapılandırma için kuruma başvurduğu tarihe kadar geçen sürede aylık %35'lik bir artım olacak. Yine idari para cezasının %50'sini sileceğiz. Bu %50'sini 17-11'den sonra tebliğ edilenler için söylüyorum bunu. Son ödeme tarihinden kişinin yapılandırma başvurusu yaptığı tarihe kadar dönem için aylık %35'lik bir artış yapacağız ve onun üzerine yine gecikme zammı hesaplanacak. %35'lik rakam çok cüzi rakamlar, yani çok büyük bir fark oluşturmayacak. Örnek olsun diye soruyorum. Hani bilmiyorum, 1000 lira üzerinden gidelim. 18-11'de dediğiniz gibi tebliğ olsun. Yasa yayınlandıktan bir gün sonra. Onun başvuru tarihi de 31 Aralık olacağına göre burada 40 günlük bir 42 günlük bir süre var. Tabii. O zaman 1035 lira. Tabii 1035 lira gibi bir şey olacak. Evet, anladım. Yani, ha, %50'si. Hayır 500 liranın 17 lira, yani 20 TL'lik bir fark olacak. Aynen öyle olacak. Tamam. Yaklaşık 20 TL'lik bir fark olacak. Yine biz idari para cezasının %50'sini sileceğiz. Kalan %50'yi 1035 artıracağız. Bu da sadece 17-11-2020 tarihinden sonra tebliğ edilen idari para cezalarıyla ilgili. Onunla ilgili ilimizde çok bir sorun. Yani ocağa kalmış olan tebligatlar olmayacak diyorsunuz. Biz bitirdik diyorsunuz. Yani tek tük gözden kaçan olursa, ki yok gibi bir şey Bursa'da, çok az miktarda varsa vardır. Düzenlenmiş oluyor ama tebliğ edilmemiş oluyor müdürüm. Oradan arkadaşlara şöyle söyleyelim, meslektaşlara. Şeyden bakın, eğer böyle bir durum varsa temasa geçsinler. Sadece nerede olabilir? Bu raporlu günlerin bildirilmemesiyle ilgili, evet, cezalar olabilir. Onun dışında cezalarda bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ekranda görürlerse tekrar bize başvursunlar. Yine bir örnek var. 2016 yılında kesinleşen 1200 liralık bir idari para cezası var. Buna yaklaşık 1005 TL'lik bir gecikme zammı tahakkuk etmiş oluyor ve 2205 liraya çıkıyor. Bu yapılandırmaya başvurduğunda 1200 TL'lik idari para cezasının yarısını sileceğiz. 600 TL'ye düşecek. Buna yurt içi üretici fiyat endeksine göre yeniden bir gecikme zammı hesaplayacağız. Bu gecikme zammı 108 lira olacak. Diğerinde 1000 liraydı yaklaşık, 1005 lira. Yenisinde 108 liraya düşecek ve toplamda 708 lira olacak bu. Yani 1200 artı 2205 liralık borç 708 liraya düşecek. Eğer kişi bunu 1-3-2021 tarihinde peşin olarak ödeyeceğim derse, hesapladığımız 108 liranın da %90'ını sileceğiz. Sadece 10.87 TL'lik bir gecikme zammı kalacak. Yani 2205 TL ödeyeceği bir idari para cezasını 610.87 TL ödeyerek kapatmış olacak. Özellikle idari para cezalarında yüksek oranda bir indirim oluyor. Yine kişi ana parayı ödemiş, sadece ferileri kalmış, faizi ödememiş. Burada da peşin ödemesi halinde, ilk taksit ödeme süresinde 1 Mart'ta %60'ını sileceğiz. Sadece %40'ını ödeyecek. Örneğin 800 liralık bir gecikme zammı ve gecikme cezası borcu kalan bir kişi ana parayı ödemiş ama sadece gecikme zammı, gecikme cezası kalmış. Bunun da %60'ı, yani 480 TL'lik kısmı silinecek. 800 liralık borcu 320 TL olarak ödeyebilecek. Yine 100 TL altındaki ana parası olan tutarları biz sileceğiz. Otomatik olarak sistem silecek. Gecikme zammıyla birlikte 200 TL olanları sistem otomatik olarak silecek ve kişiler bununla ilgili herhangi bir ödeme yapmayacaklar. Belediyelerle ilgili borçlar 120 aya kadar yapılandırılabiliyor. Burada belediye şirketleri ile ilgili bir karmaşık durum var. Anlaşılamayan bir durum var. Burada kamu tüzel kişiliğine haizse şirket, biz bunu 120 aya kadar
yapılandırabiliyoruz ama Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş şirket, belediye şirketleri ise bunları yine özel şirketler gibi 18 taksite bölüyoruz. Bursa'da kamu tüzel kişiliğine ait belediye şirketi sadece BUSKİ var. Bunun dışındaki belediye şirketlerin yine 18 taksite yapabilecek 120 ay borçlarını yapılandıramayacaklar. Yine spor kulüpleri de 36 aya kadar borçlarını yapılandırabilecekler. Yine fark işçilikle ilgili 31.8, burada bu tarih önemli, burada 12.ye kadar gitmeyecek. İnşaatın 31.8.2020 tarihinden önce bitmiş olması lazım ve bununla ilgili hesaplamanın bu tarihten önce yapılıp tahakkuk ettirilmiş olması lazım ki bu borçlar da aynı kapsamda yapılandırabilsin. Yine bunda da yeniden hesaplanan gecikme zammının %80'i silinecek. Bu yapılandırmadaki önemli bir değişiklik de eskiden borcu yapılandırdığınızda ilk taksidi ödediğinizde borcu yoktur yazısı alabiliyordunuz. Bu yapılandırmada bir değişiklik oldu. Peşin öderseniz zaten borcu yoktur alıyorsunuz. Ama taksitlendirmişseniz borcunuzu ilk iki taksidin ödenme şartı var ki borcu yoktur yazısı alabilirsiniz. Bir ihaleye girecekseniz borcu yapılandıracaksınız, iki taksidini öderseniz ve yapılandırma dahilinde olmayan borcun da olmaması gerekiyor ve 6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırmanız halinde borcu yoktur yazısı alabiliyorsunuz. Borcu olanlar ihaleye gireceklerse eğer müdürüm, o zaman yapılandırıp hemen ilk iki taksiti bugün dahi. İlk iki taksiti. Bir taksit mi, iki taksit mi? İki taksit. İlk iki taksiti yatırmaları gerekiyor. Yani bugün başvurdular size. Biz yarın hazırladık. Hemen yapılandırmanın iki taksitini ödeyip borç yoktur yazısı alabiliyorlar. Yok yani. Yazıyı alabilirler. Tabii. Yine bununla ilgili ödeme nispetinde diğer taksitlendirmelerde olduğu gibi hacizler kaldırılıyor. İsterlerse bizim hacizli malların satılmasını isteyebiliyor işverenler. Bu malları sat, bu kapsamda paraları mahsup et diyebiliyorlar. İsterlerse biz kendimiz satmıyoruz yapılandırılmış borca ait hacizli malları. Ama işveren gelip benim borcu yapılandırdım ama sizde hacizli olan gayrimenkulümü veya menkul malımı sat diyor. Biz bunu satıp aynı bu indirimlerin olduğu şekliyle mahsup yapabiliyoruz borcuna. Yine önemli bir konu 4B'lerin sigortalılıklarının durdurulması. Burada 1 Şubat 2021 tarihine kadar bunlar yarın başlıyor başvuruları. Hı hı. Kanun takip eden ay başından itibaren 2 ay içinde diyor. 11. ayda çıktığı için 12 ve 1. ay sonuna kadar, 1. ay sonu hafta sonu denk geldiği için 1 Şubat'a kadar kişinin ya borcunu 4B borcunu, Bağkur borcunu yapılandırması gerekiyor ya da ödemesi gerekiyor. Bunu yapmazsa ne yapıyoruz? 31.10.2020 tarihi itibariyle hem borcunu da siliyoruz, hizmetlerini de durduruyoruz. Kişi faaliyetine devam ediyorsa 1 Kasım 2020 tarihinden Bağkur sigortalılığı devam ediyor. Yani 10. ay ve öncesi, 10. ay dahil öncesi borçları siliniyor ama 1.11'den itibaren 4B borçları devam ediyor. Bu da önemli. Bu önemli müdürüm yalnız, çünkü bizim meslektaşlarımızın doğal olarak hepsi 4B'li. Bazı arkadaşlarımız şöyle der, borçlar dediğiniz gibi şeyi beklemesi gerekiyor. 1 Şubat'a kadar başvurmazsa siz ondan sonra sileceksiniz. Doğru mu? Size başvurup bununla ilgili bir düzenleme yapacak kişiden bir önceki yapılandırmada talep alınıp silinmişti. Bununla ilgili bir ekran açılacaktır. Çünkü sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyecek. Dediğiniz gibi Ekim'i dışında Kasım aralığı ödemek isteyecek. Ona göre borca girmemesi açısından. Tabii. Ben hani onun sağlık olacağını düşünüyorum. Mutlaka talep alınması gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili bir düzenleme yapılacaktır. Yine bunlar isterlerse ihya edebilecekler yine. İhya ile ilgili yine 4B, bu geçmişte çeşitli kanunlarla durdurulmuş 4B hizmetlerini ihya edebilecekler. İhya edilen borçlarda
gecikmez, yeni bir gecikme zammı hesaplanacak yine yurt içi üretici fiyat endeksine göre. Ama bunda herhangi bir silinme olmayacak. Diğer borçlarda ne yapıyorduk? Normal bir prim borçlarında %90'ını siliyorduk. Ama bu İHA ile ilgili borçta bunu silmiyoruz. Ayrıca taksitlendirme de yapmıyoruz. İlk taksit ödeme süresi sonuna kadar bunu ödemeleri gerekiyor. Yani 1 Mart 2021 tarihine kadar borcu ödemeleri gerekiyor. Bu İHA dönemi hangi dönemi kapsıyor müdürüm? Öyle özel bir dönem var mı yoksa? Hayır hayır, geçmişte herhangi bir, ne zaman durdurulmuşsa. Peki 2000 öncesiyle ilgili zaten hatırlarsınız. 2002 yanlış hatırlamıyorsam. Öncesinde 60 ay borcu olanların durduruluyordu. Daha sonra geçtiğimiz yapılandırma kanunlarında da yine aynı şart vardı. Durduranlar var ama bunu genelde bu günleri ihya ettiğinde emekli olabilecek kişiler bunu değerlendirecektir çoğunlukla. Yine başka sigortalılarımız da bunu değerlendirecektir ama bu genellikle emekli olabilecek durumdaki kişiler bunu yapacaktır. Yine burada da önemli bir indirim oluyor. Örneğin 1-1-2009, 31-12-2010 tarihler arasında sigortalılık süresi durdurulan bir kişi bu kanun olmasaydı ihya talebinde bulunduğunda yaklaşık 24.368 TL'lik bir ödeme yapacaktı. Ama bu yapılandırma kapsamında ihya talebinde bulunduğunda 8.967 TL ödeyerek bu 24 ayı satın almış olacak. Yaklaşık ne kadar? 15 bin liraya yakın bir yine karı olmuş oluyor. Burada parçalı olarak hani belli dönemlerde durdurmalar hayır, oluyor. Hayır, 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 hepsini. Yani durdurulan dönemlerin tamamını. Tamamını. Yani ben lazım olan kadar ihya edeyim. Lazım olan kadar demiyorum. Orada yanlış anlaşılmasın. Farklı farklı dönemlerde durdurulmuştu ya. Yok, bu açıdan. Tamamını. Tamamını ihya etmesi gerekiyor. Anladım. Yine genel sağlık sigortası borçlarıyla ilgili önemli bir düzenleme var. Kişi hiç gelir tespiti yaptırmamışsa 31-3-2021 tarihine kadar gelir tespitine gittiğinde bunu kanun kapsamına girdiği tarihten itibaren o gelir seviyesinde sayacağız. Yani geçmişe doğru herhangi bir borcu olmayacak. Yine daha önceden gelir tespiti yaptırmış ama primlerini ödememiş kişiler de 4. ay sonuna kadar borçlarını ödediğinde herhangi bir gecikme zammı, gecikme cezası hiçbir şey ödemeyecekler. Sadece ana parayı ödeyip sağlık hizmetlerinden faydalanacaklar. Yine rücu ve yersiz ödemelerle ilgili yine aynı şekilde üretici fiyat endeksine göre bir yeni gecikme zammı hesaplanacak ve buna göre ödemeleri yapılacak. Yapılandırma nasıl bozulacak? İlk iki taksit ödenmezse, ilk iki taksitin ödenme zorunluluğu var. Bu ödenmezse yapılandırma bozuluyor. Yine yıl içinde 2'den fazla taksitin aksatılması, yine bir önceki yapılandırmadaki bozulma şartları bunda devam ediyor. Yine yıl içinde 2 tane taksiti aksattınız. Bunu da en son taksiti takip eden ayın sonuna kadar kuruma ödemeniz gerekiyor. Bunu ödemezseniz bu süre içinde yine yapılandırma bozulmuş oluyor. Yine bu da önemli, bu da çok soruluyor. 6183 sayılı yasaya göre yapılandırma yapmış kişiler, 48. maddeye göre. Bunu daha avantajlı olduğu için bu yeni yapılandırmaya göre yapmamız gerekiyor. Kişiler bunu isterlerse buna çevirebiliyorlar. Yine 7143 sayılı kanuna göre yapılandırılan borçları da İsterlerse o taksiti bozalım, yeni yapılandırma içinde değerlendirelim diyebiliyorlar ve bu şekilde yeni yapılandırmaya ekleyebiliyorlar. Yine taksit tutarının %10'unu aşmamak kaydıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler eksik yapılmış, kabul edilmiyor tam olarak. Yani taksit ödeme ihlali anlamına gelmiyor. Yine davalardan vazgeçilmiş olması gerekiyor. Dava konusu olduğunda bu yapılandırma şartlarından yararlanamıyorsunuz. Başvurular 31-12-2020 tarihine kadar, ihyalarda 1 Şubat 21 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Biliyorsunuz 4B'liler E-Devlet üzerinden, işverenlerimiz de E-Sigorta şifreleriyle
ama kanun kapsamından çıkmışsa bize ya bizzat gelmeleri ya da postayla göndermeleri gerekiyor başvurularını. Burada tablo var. Yapılandırma 31.12.2020 tarihinde rücu ve yersiz ödemelerde ve 31.12.2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor. İhya için 1 Şubat 2021 tarihine kadar genel sağlık sigortalıların gelir testinde 31.3.2021 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Yapılandırma ve ihyalarda ilk ödeme tarihi 1 Mart 2021, ikinci taksit 30 Nisan 2021. İkinci taksit niye önemli? Çünkü burada da hesaplanan yeni gecikme zammının %50'sini siliyoruz. Genel sağlık sigortası borçlarının da 30 Nisan 2021 tarihinde ödenmesi gerekiyor. Burada genel sağlık sigortasında herhangi bir taksitlendirme yok. Gecikme zammı hiç alınmadan tutarı 30 Nisan 2021 tarihine kadar yatırmaları gerekiyor. Ödeme süresi bir aya kadar uzatma Cumhurbaşkanlığı yetkisinde. Yine mücbir sebep olması halinde ödeme süreleri bir yıla kadar yine Cumhurbaşkanlığı tarafından uzatılabiliyor. Mücbir sebep hali ilan edilen bölgelerde ilk iki taksitin ödeme zorunluluğu yok. Kısaca yapılandırma ile ilgili anlatacaklarımız bunlar. Sorular varsa. Sorular var mı? Teşekkür ederim. Birkaç soruda zaten cevap verdik ama ben en son 6183 kapsamında, 7143 kapsamında yapılandırmaların bozulup bu yapılandırma kapsamına alındığı takdirde yani bu hakları var mükelleflerin ya da işverenlerin. Orada şöyle bir geçiş noktası olacak müdürüm. Yapılandırma başvurusunda bulunurken diyoruz ki 6183'e göre yapılandırmamız var. Bunu bozun. Bizi tekrar taksitlendirin dediğimizde işlemin aynı anda yapılıp tamamlanmadığı takdirde indirimlerden faydalanamayacağız. Çünkü yapılıyor zaten. Aynı anda yapılıyor. Yani şöyle başvurduk. Bozma ve yapılandırma aynı anda yapıldığı için 5510 gibi diğer indirimler düzenli ödeme indirimlerinin tamamından faydalanmaya devam edeceğiz o zaman. Tabii tabii. Burada geçmiş yapılandırmalardan 7143 sadece bozulup buna eklenebiliyor. 6552 ve 6736 buna eklenemiyor. O da bilgi olarak. Herhangi bir ilke yapmadı, yapılandırmaya başvurdu. Diyelim ki 1 Aralık tarihi itibariyle sizin tarafınızdan da sistemde görüldü ve taksitlendirmesi yapıldı. Hemen indirimlerden faydalanmaya devam edecek mi müdürüm? 5510 indirimlerinden. Bakir yapılandırmayı yaptı. Ne başvurduk? İlk, de artık. Ya verilme süresi dolmamış ilk şeyden, ilk muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren yararlanacak. Ya mesela biz Aralık ayında başvurduk. Aralık sonuna doğru diyelim ki tamam. 23 Ocak'ta verilecek olan Aralık ayı prim hizmet. Aralık'ın 26'sından sonra başvurursanız Ocak ayında yararlanacaksınız. Ama 17 Aralık'ta başvurdunuz. Süresi daha var 26'sına kadar 11. ayın beyannamesiyle birlikte yararlanmaya başlarsınız. Peki bu kişi ödemedi. Yapılan teşvikten faydalanmak için ilk taksitin ödenme şartı yok. Ha, onu soracaktım ben diyecektim tam denk geldim. Verilme süresi dolmamış. Anladım tam aynı yere denk geldik müdürüm. Tamam o zaman yani burada kişi yapılandırmayı yaptı, siz de onayladınız, taksitleri kendisine bildirdiniz. Böylece ilk muhtasar hizmet beyannamesi Ocak diyelim. Ocak'ta böyle Aralık ayı beyannamesinde indirimden faydalanacak. Bir sonraki ay ödeme zamanı geldiğinde ödememiş olması bu indirimlerden faydalanmayacağı anlamına gelmiyor. Net. Tabii. Bir meslektaşım sormuş ki az önce sordum ama 2000 yıl öncesi Bağkur kaydı olup ihya mümkün müdür diye yazmış. Ben tahminim... Seste bir sıkıntı var başkanım. Sesiniz canım, çok az geliyor. Sesini. Yani gelmiyor daha doğrusu. Şu an geliyor müdürüm? Şu an beni duyuyor musunuz? Ha, şu anda geliyor. Şu anda tamam. Geliyor. 2000 yılında önce mükellefiyet kaydı olan kişinin Bağkur ihyası mümkün müdür diye sormuş bir meslektaş. Mükellefiyet kaydı olup Bağkur'a tescili yapılmamışsa yapacak bir şey yok ona.
Biz sadece Bağkur'a tescili yapılmış ama borçlarını ödememesi nedeniyle durdurulan hizmetleri ihya ediyorum. Buradaki sorudan anladım. Vergi dairesi kaydı var ama Bağkur'a kaydı yok. Yok yok. Ben Ahmet Oğuz İnciler meslektaşım sormuş. Aynen sizin dediğiniz gibi 2000 öncesi Bağkur kaydı yok. Mükellefiyet kaydı var. Aynen sizin dediğiniz gibi. Onlara yapacak bir şey zaten yok. Burada ihya sadece. Tamam. Diyor ki 18 taksit seçilerek Vicdan Hanım sormuş. Seçilerek yapılandırılan borç ilk taksit ödeme zamanında peşin ödenmek istenirse faizlerin %90'ı silinecek demiş. Tabii tabii ilk yani siz 18 taksit yaptınız ama ilk 1/3'lü ödemek istiyorsunuz tamamını. %90'ı silinecek. Ya da ne yaptınız? İlk taksiti 1/3'lü ödediniz. İkinci taksit sonunda tamamını kapatmak istediğinizde %50'si silinecek yeniden hesaplanan gecikme zammının. Yani 18 taksit yaptığınızda bunu peşin ödeme hakkı elinizden alınmıyor. İlk iki taksit önemli midir? Evet. Burada Samet Kurt meslektaşım sormuş. Yapılandırma yaptıktan sonra ilk iki taksiti ödedik. Borcu yoktur belgesini sistem üzerinden alabilecek miyiz yoksa SGK'ya gelip elden mi alacağız diye sormuş. Sistem üzerinden alma ile ilgili. Düzenleme yapılacaktır. Ekran üzerinden alabileceksiniz o yazıyı da. Bakıyorum bir arkadaşım tekrar bir sormuş. İşveren 5 adet idari para cezası yemiş. 2 adedi için dava açmış. Diğer 3 adedi için yapılandırmadan faydalanabilir mi? Ayrı ayrı cezalar. Tabii dava açmadıkları için faydalanır. Diğer 2 tanesi için feragat ederse 2 tanesi için de faydalanır. Ama yani her idari ayrı ayrı. Dava açtıkları için faydalanamaz, açmadıkları için faydalanır. Aynen öyle olmuş oldu. Bir başka şey soru. Konumuz dışında demiş. Doğru konumuz dışında gerçekten şu anda ama yapılandırmanın dışında şöyle demiş. Covid pozitif olan meslektaşlardan muhtasar SGK ile ilgili vergi dairesi mücbir sebep olarak kabul ediliyor. Fakat SGK kabul etmiyor. Evet arkadaşlar bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu yönetim kuruluyla başkanımız, genel başkanımız konuşuyorlar. Hatta belli bir aşamaya kadar da geldi ama sonuçta bürokrasinin veya genel başkanımız... Ya, düzenleme yapılması lazım. Şu haliyle mücbir sebep diye bir şey bizde yok. Yok. Bununla ilgili bir düzenleme şu an çalışıyorlardı. İnşallah. Çalışılıyor. Bizde bir... İnşallah. Bu ara çok moda oldu. Müjde bekliyor herkes. Açıkçası bir ödeme veya şey kolaylığı değil. Biz meslektaşımız için gerçekten bu konuda anlayış bekliyoruz. E-Devlet'ten yapılandırma yapılacak mı demiş. Doğru. Bunun cevabını... Tabii tabii yapılabilecek. Şu anda bütün kanallar açık zaten. E-Devlet'ten yani kişisel borçların tamamı E-Devlet üzerinden yapılandırma yapılıyor. Ama işverenlerle ilgili borçları E-Sigorta şifresiyle yapması gerekiyor arkadaşlarım. Şöyle demiş. Borcu olan işletme sahibinin aracın satışı için ilk iki taksit ödenmesi durumu yeterli olur mu? Burada siz parçalı kaldırma hani ödedikçe hacizin kaldırması. Hani şimdi haciz işlemi uygulanırken ne yapılıyor? Kişinin bütün mal varlığı üzerine haciz koyuluyor. Burada yapılandırma yaptı. Taksiti ödedi. Fazlaya ilişkinse yani yeter borç kadar teminat varsa dosyada fazlaya ilişkin kısmı kaldırılabilir yapılandırma. Yani bu kişinin dairesi olabilir, iş yeri olabilir, farklı farklı bir anda haciz işlemi yapılırken bütün varlığına yapılıyor yani müdürüm. Biz miktarı görmediğimiz için hepsine koyulmuş oluyor. Araç fazlaya ilişkinse yani borçtan daha fazla bir teminat varsa dosyada araç veya da, fazlaya ilişkin olan ne varsa bu kaldırılabilir. Bir de şimdi şirketlerin ortakları var. Her birisinin doğal olarak oran limite şirketler için söyleyeyim ortaklık yapıları farklı farklı olabilir. Birden fazla ortak varsa. Burada kişi gelip kendi payına düşen
kısmı için. Tabii ortak... hissesi oranında yapılandırma yapılabilecek. Onunla ilgili E-Devlet sigortayı kullanamayacak. Onların hissesi oranında yapılabilmesi için bize başvurması gerekiyor. Onları internet üzerinden yapamayacaklar. Mükellefleri size başvuracağız. 4B'li sigortalıların şu anda E-Devlet üzerinden başvuru yaptığında dökümü de alabiliyorlar anında ekrandan. Anlık yapılıyor. Tabii anlık yapılıyor. Bunun e-sigortada aynısının olma ihtimali yok mu müdürüm? Yani teknoloji o kadar gelişti, iyi de gidiyordu Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuda. Nerede? Hangi normal borç? Sigorta prim borçlarının hani bizler bizlerin işlerini yaptığımız müşterilerin e-birlikçi e-sigorta üzerinden yapıyoruz ya işlemleri. Oradan da ona doğru gidiyor. Kısa sürede o hale gelir diye tahmin ediyorum. İnşallah. Orada şöyle bir talep var. Diyor ki ben peşin ödersem, 6 ayda ödersem, 12 ayda ödersem, 18 ayda ödersem seçenekleri görmek. Şimdi işletme sahibi bizi soruyor. Biz onu o anda cevap veremiyoruz doğal olarak. Çünkü orada bir ekranda öyle bir şey yok. Öyle bir seçenek yok. Aslında 4 ay yani dediğiniz borçlarla ilgili öyle bir çalışma var ama 4B'liler görebiliyor şu anda. 4B'liler görüyor. 4A ile ilgili yani ben bunun tahsilatı arttıracağını düşünüyorum. Sizin aracınızla kuruma bildirmiş olalım. Evet. Şöyle demiş, Bağkur borcumu ödeyemedim, yapılandırmaya giren borç Eylül ayına kadar olan, Ekim ayına kadar olan borç olduğundan yapılandırmazsam Bağkur'um dondurulacak mı? Dondurulacak. Ben aktif olarak devam edeceğim için nasıl bir yol izleyeceğim? Herhangi bir şey yapmasına gerek yok diyoruz ama Ekim'den sonra, Kasım'dan itibaren tüm... Kasım'dan itibaren sigortalılığı devam edecek. Ekim ayı dahil geçmişe doğru bütün borçları silinecek, hizmet de silinecek. Durdurulacak diyelim daha doğrusu. Daha sonra isterse satın alabiliyor. Bakıyorum şimdi başka var mı diye. Sorular geliyor. Ben de aynı anda bakıyorum. İkisini beraber yapmak zor olmuş müdürüm. Şöyle bakıyorum, evet. Borçlarımız icra dosyasında gözüküyor. İşveren sisteminden giriş yaptık. Taksimler başvurunda bulunduk. İcra servisiyle ayrıca görüşecek miyiz? Bence... Hayır. Siz ekran üzerinden talep yaptınız. Tek talebiniz yetiyor. Yani hem işveren dosyasındayım, icradaki birleştiriliyor onlar. Birleştirip size döküm verilecek. Yine genelde dökümü o şekilde verilecekler. Onunla ilgili hem icraya hem de işveren dosyasına başvuru gibi bir zorunluluk yok. Şimdi bir de farklı illerde dosyaları olanlar için konuşuyoruz. O zaman şöyle sosyal güvenlik kurum numarası. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna başvurduğunuzda dosya başka ilde olsa bile biz onu o ile göndereceğiz. O il size yapılandırma dökümünü iletecek zaten. Bakıyorum başka var mı? Yapılandırmanın bozulması ile ilgili sormuş. Aynı yılın içinde iki taksit ödemediği takdirde aynı... İki taksitten daha üçüncüyü öde. İki tane ödemediğinde bozuluyor. Üçüncüyü de ödemezse bozuluyor. Bozuluyor. Onu da diyoruz ki o yılın sonunda tekrar ödersin. O yılın değil. Diyelim 18 taksit yaptın. O son taksiti takip eden ayın sonuna kadar ödemen gerekiyor aksatlıkta. Allah ömür verir de 18. taksiti görürsek. Yani o tarihe kadar ödemen gerekiyor. Anladım. Şu anda bana gelen sorular... Başka var mı? Bakıyorum. Aynı zamanda WhatsApp'tan da geliyor. Onlara da bakıyorum. Bir de bireysel başvuru zaten yapılmasın. Mümkün olduğu kadar COVID önlemleri devam ederken bütün Türkiye'de. Mümkün olduğunca internet üzerinden başvuralım veya postayla gönderelim. Yani bizim müşterilerimizle bizim yaptığımız çalışma zaten bu şekilde olacak. Bizim amacımız da oraya gelmemek, gitmemek. Hem sizi hem kendimizi risk altına sokmamak. Ama bunun dışında vatandaşların da başvurma kısmında Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına göre iade taahhütlü herhangi bir kuruma bir başvuru yaptığınızda o talebiniz. Burada sadece başvuru gelmelerini gerektiren rücular bir de kapanmış iş yerleriyle ilgili. Diğerlerinin tamamını internet üzerinden yapabiliyorlar. Yani bu kapanmış iş yerleri sahipleri ya da rücular da iade taahhütlü bir dilekçeyle başvuruyorlar. Tabii. İade taahhütlü bize gönderirlerse postaya veriliş tarihleri başvuru tarihi olarak değerlendiriliyor zaten. Peki diğer bizim ilçelerdeki sosyal güvenlik merkezlerimiz de var.
Tabii tabii, hepsine başvurabilirler. Tamamı işlemleri yapıyor. Bir Mücahit arkadaşımız sormuş. Kanunen olmaz ama demiş. Önce bir şey koymuş. Ortaklar hisseleri oranında olanak varken şirket müdürlerinin hisseleri oranında imkan var mı demiş. Şirket aslında müdürleri cevabı... borcun tamamından sorumlu olduğu için. Kanunen olmaz ama diye söylemiş zaten. Yani bu imkan hani. Limited şirketlerde daha doğrusu şirket müdürleri tamamından sorumlu. Olacak. Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerde müdürlerimiz borcun tamamından sorumlu. Başka bakıyorum. Ben şey demiştim, ilçelerdeki bizim sosyal güvenlik merkezlerimiz de hizmet veriyor. Bu konuda bir sorunumuz var mı, sıkıntımız var mı bilmiyorum ama. Hepsi şu anda yapılandırma başvurularını alıp işlemleri yapıyorlar. Bir sıkıntı şu anda yok. Olursa bana ulaşabilir arkadaşlar zaten. Tamam. Herhangi bir sıkıntı olduğunda. Şirketlerde hisse oranında yapılandırma yapılacak. Tamam demiştik. Bunu az önce konuştuk. Hissesi oranında yapılandırma yaptığında ilgili ortak borçtan sorumlu olmayacak mı? Hissesi oranında bu yapılandırma yapıp... Ya borçtan... Zaten sorumluluğu hissesi oranında. O borcu yapılandırma ödediğinde bitecek onun. Yani Tamer arkadaşım sormuş. Bakıyorum başka var mı? Bayağı hızlı gidiyor. Vergiyle ilgili sormuşlar. Vergi bugünkü konumuz değil. Perşembe akşamına arkadaşlarımız hazırlık yapsın. Genelde sorular bu kadar müdürüm. Benim de elimdeki sorularımın hepsini sormuşum. 4B ile ilgili çok soru vardı. Bence onun tamamında siz bence cevaplamış oldunuz. Hani yapılandırma, tekrar ihya. Bence buradaki püf nokta eğer yapılabilirse şey talebi alınması. Ben borcum sigortalımın önceki yapılandırma da alındı. Bunda da alınacaktır. Bu şekilde kapatılacaktır. Peki şu anda incelemeler devam eden dosyalar var. Evet. Dönemleri de 31.8.2020'den önce. Bununla ilgili çıkacak olan idari para cezası yapılandırma kapsamına girmeyecek. Tespitin 31.8'den önce dahil yapılmış olması gerekiyor. Bir yani, dokuzda yapılmış tespit olması... geçmişe ait olsa da yapılandırmaya girmeyecek. Yani müfettiş bugün tespit etmiş olursa maalesef bunlar yapılandırmaya tabii girmiyor. Ya evet. Bir dokuzda yapılmış bir tutanakla ilgili idari para cezaları şeye girmiyor. Yapılandırma kapsamına girmiyor. Bunun sebebi şu. Şimdi aslında kanunda tespit olarak geçtiği için. Net. Biz bunu sormamızın sebebi şu. Biz evrakları bir yıl önce vermişiz ya da 6 ay önce vermişiz ama pandemiden dolayı müfettiş arkadaş incelemeye gitmiş, işi tamamlayamamış, biz verememişiz. Yani sonuçta özel durumlar var ama yasada çok net olduğu için tespit dediğiniz gibi bunu soran arkadaşım eminim olayı anlayacaktır. SGK'da evrakların bir yıl yani denetimde beklemezsen çok nadirdir. Çok nadir oluyor bazen. Bir binamız daha var galiba bu müfettişlerimizin olduğu Atabulları. Yönetmen arkadaşların olduğu bina var. Orada bir işlem yapmıyoruz bununla ilgili. Yok tamam. O biz oraya gidip geldiğimiz için arkadaşlar orayı biliyorlar. Onun için söylüyorum. Başka da soru kalmadı. Sosyal medyadan var mı ona bakıyorum. Şimdilik gözüken yok. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı müdürüm? Yani meslektaş arkadaşlarım en çok şikayet ettiği konu telefonla ulaşamıyoruz konusu. Bununla ilgili topladık ve epey bir düzenleme yaptık da zaten pandemi nedeniyle eksik çalışıyoruz. Geçen gün telefon sayılarına baktım. 6.500-7.000 arasında telefon geliyor günde. Ya zaten memurlar eksik. Bir de geçen gün bir arkadaş aradı, ismini vermeyelim. Ya çoğu konu çok basit konular. Yani buraya 2 saat diyor arama ne soru ne dedim. Yani 2 saat uğraştıran soru ne? Ertelenmiş primler yapılandırmaya girecek mi? Yani 2 saat bize o ulaşmaya çalışacak. Yani şey gerçekten çoğu soru yani bize telefon açılmasını gerektirmeyen o konuda bulunabilecek sorular. Çok özel bir durum varsa arkadaşlar bize ulaşmaya çalışsın. Şu anda telefonla ilgili de epey yeni bir düzenlemeler yaptık. Cevap veriliyor ama ya 7.000 çağrıya cevap verecek elemanımız yok maalesef.
Ya bir de sadece mali müşavir arkadaşlar aramıyor. Biz 3 milyonun tamamı bizi ilgilendiriyor diyor. Kamu kurumları gibi değil. Kişi doğum parası için arıyor, cenaze yardımı için arıyor. En çok da kişi rapor alıyor, hastanenin bahçesinden arıyor. Param ne zaman yatacak? benim param ne zaman yatacak? böyle bir durum var. Biz bu eksikliğimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Ama arkadaşlara çok özel bir durum olmadığı sürece bana ulaşıyorlar zaten. Ben bir şekilde kendilerine dönüyorum. Yani bu konuda hakikaten hakkınızı teslim edeyim. Biz elimizden geleni yapmaya çalışalım. Siz de elinizden geleni yapmaya çalışın bu konuda. Arkadaşlarıma buradan hani şey de olsun. Eğer herhangi bir kurumla ilgili bir şey olurlarsa bize ulaşsınlar. Odaya bana da ulaşabilirler her zaman. Konuşuyoruz zaten müdürümle. Topluca bir de bu yayını YouTube'a da koyacağız. Eksik herhangi bir şey bırakmadık diye düşünüyorum. Umarım şey yapar. Bir meslektaşın sorusu daha gelmiş. Mail ile mahsup işlemi istemiştim. Böyle durumlara nasıl biliyoruz izlemedim. Mahsup yapılmamış. Mail ile mahsup derken? Mail ile dilekçe gönderip mahsup istemiş. Tamam. Yani kurumsal hesaptan bizim Bursa SGK'nın mail adresine gelmişse işlem yaparız. Yapıyoruz. Yere kayıttan geçiyor. Yine buranın konusu değil ama yine söyleyeyim. Geçmişe yönelik teşvik şeylerin toplamı, teşviklerin mahsup ile ilgili dilekçeler toplandı, şeyler yapıldı. Bayağı da birikmiş işlem var biliyorum. Yapılıyor da peyderpey. Buradaki durum nedir müdürüm Bursa'daki? Geçmiş yönelik teşviklerin iadesi mahsup ile ilgili. Yani büyük kısmı yapıldı. Şimdi de zaten kişi yapılandırmaya başvurduğunda öncelikle buna bakılacak. Teşviği var mı? Varsa öncelikle o mahsup edilecek. Kalan borcu yapılandıracak. Şu yapılandırma döneminde tamamı bitmiş olur. İnşallah bitmiş olur. Hepimiz de siz de biz de rahat etmiş oluruz. Bir daha da böyle bir şey geçmiş yönelik çıkmaz diyelim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa ben de kapatacağım. Arkadaşlarıma tekrar söylüyorum. Bilmiyorum müdürüm varsa. Varsa yani unuttuğumuz bir şey olursa bize ulaşabilirler. Yani unutmadık diye düşünüyorum ama atladığımız bir şey olursa her zaman olur. Telefonum açık zaten. Mail yoluyla bana ulaşabilirler. Size de ulaşabilirler. Biz bu konuda arkadaşlarımıza ve kurumlara yardım etmeye devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarıma mümkün olduğu kadar az temaslı kurumlara direkt gitmeden bu konuda müdürüm o geçen gün sizinle konuşmuştuk. Kuruma öğlen sonralarına girme durumları olduğunda tabii HES kodu kontrolü yapılıp öyle girildiği için bir ara biraz yoğunluk oldu bilmiyorum. Onunla ilgili özel bir durum var mı yok mu şu anda? Çok bir yoğunluk yaşamıyoruz. Yani hem gelen vatandaşlarımız açısından hem de çalışanlarımız açısından. Şimdi o kadar korkuyorsunuz ki bir serviste bir kişi de pozitif çıktığı zaman bütün servisi kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Orada çalışanlar işin devamı açısından gözetmemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca az kişiyi yani 2-3 kişiyi alıp işini halledip bir servis olarak bütün bina olarak değil her serviste 2 veya 3 kişi büyüklüğüne göre olacak şekilde içeri arıyoruz ama çok uzun süreli beklemeler olmuyor. Yani kurumun dışında yani 15-20 kişilik sıralarda niye oluyor? Herkes emeklilik hesabı yaptırmak için geliyor. Şu pandemi döneminde de emekliliği gelmemiş olanların gelmemesi gerekiyor. Zaten internet üzerinden de emeklilik hesabı yapılabiliyor. Evet. Bizim arkadaşlarımız da yapıyorlar. Çok teşekkür ederim müdürüm. Ben de teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlarıma da özellikle ricada bulunuyorum. Mümkün olduğu kadar kurumlara, her vergi dairesine, sosyal güvenlik işkura eğer şey olmayacaksa, özel bir durum yoksa mail ve de internet yoluyla işleminizi yapabilecekseniz bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Biz de bizim için en önemli şey önce insanların sağlığı, hepinizin sağlığı. Kurumlar çalışanlar da bizim arkadaşlarımız, dostlarımız. İnşallah hiç kimseyi kaybetmeden bu dönemi bu şekilde bitiririz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrar müdürüme teşekkür ediyorum. En yakın zamanda inşallah yüz yüze görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.